ağlama. Baban hiçbir şey öğrenmeyecek. Bizi kurtaran adam değil mi bu ya? Öğrenmesine izin vermeyeceğiz. Eğer öğrenirse kahrolur baba. Bu sefer toparlanamaz. Ablamı nereden tanıyor ki? Yasemin geliyor, o tarafa bakma, telaşını anlamasın. Ben seni ararım. Abla, ablacığım. Bu soğukta neden dışarı çıktın? Az önce konuştuğun kişi bizi kurtaran adam değil miydi? Abi bir dakika, bir dakika ya. Ben onu polis sanmıştım. Ama ben onu hatırlıyorum, daha önce görmüştüm. Evet, evet. Ama nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Yasemin. O benim patronum. Telefonumu unutmuşum da onu getirdi. Hadi canım, hava çok soğuk. Gel içeri girelim. Dur sen şurada. Köşede bir yerde dur. İneceğim ben. Dur şöyle. Senin bu yaptığına düpedüz soygunculuk denir. Ne soygun abla ya? Havalimanından buraya kadar o kadar yazar mı? Hani ilk defa geliyorum desen neyse. Daha 5 ay önce ben buradaydım. Üstelik o yazanın 1/4'ünü ödedim. Bana bak, göz göre göre beni soymana izin vermem. İndir valizlerimi, indir. Çıkar çıkar. Şimdi söyle bana, sen ne kadar tuttuğunu iyi biliyorsun. Uygun bir hesap çıkart. Sen yoluna, ben yoluma. Orada yazanı hayatta ödemem sana. Hayret bir şey ya. Çattık gene belaya. Ne demek ödeyemem abla? Ne yazdıysa onu ödeyeceksin. Taksimetre ne tutuysa o. Bak evladım, şöyle güzelce kaç kuruş yazdıysa söyle. Ben de helalinden vereyim sana. Ben de çalıştım yıllarca Almanya'da. Hakkım neyse onu aldım. Sen de hakkın neyse onu alacaksın. Ablacığım, uzatma da. Ver paramı, yoluma gideyim ya. Ne demek uzatma canım? Sen doğru düzgün bir hesap çıkart bana, ben de uzatmayayım. Allah Allah. Ablacığım uzatma da ver, yoluma gideyim, işim gücüm var. Hayırdır, bir sorun mu var? Olmaz olur mu? Havaalanından buraya istediği paraya bak. Resmen soygunculuk bu. Sen oluyor kardeşim ya, sen niye ilgileniyorsun? Ne olduğunu ben sana göstereyim, polis. Ay Allah şey, kusura bakmayın amirim, yanlışlık yaptık. Hanımefendi. Eğer şikayetçiyseniz ekipleri hemen çağırayım. Nein, nein. Zaten sinirden elim ayağım titriyor. Bir an önce ne tuttuysa doğrusunu söylesin de işimizi bitirelim. Sabahtan beri yollardayım. 70 lira yeter abla. Bana bak evladım. Bundan sonra da parana haram katma. Bir geçer, iki geçer, üçüncü de böyle telef olursun. Al bakayım şunu. Hadi bakalım. Sağ olun. Kusura bakma yeter. Hadi. Peki. Sorun hallolduysa bana müsaade. İyi günler. Danke evladım. Peki. Bir dakika. Sen polissin değil mi? Evet. Yani görevin vatandaşın huzurunu sağlamak. Tabii ki de. Oo iyi işte.
Benim şu an bir vatandaş olarak hiç huzurum yok. Bu densiz taksici gibi bir başka taksiciyle de uğraşacak takatım yok. Sen beni gideceğim yere götürsen. Tamam, olur. Buyurun lütfen. Şu valizleri de. Siz buyurun. Bir zahmet arkaya atıver yavrum. Estağfurullah. Geçin lütfen. Ay sağ olasın. Patronun bizi nasıl buldu? Çok tuhaf değil mi? Yani nasıl kurtardı? Canım, ben kaçtığınızı duyunca ondan yardım istedim. Yani el kolu çok uzundur. Her yerde arkadaşları, dostları vardır. Belki yardım eder diye düşündüm. O da sağ olsun, elinden geleni yaptı zaten. Abla ya, patronun çok cesur bir adam. Görmeliydin. Bir diklendi Koray'ın babasına. Hiç gözünü kırpmadan attı silahın önüne kendini. Hiç korkmadı biliyor musun? Yani sadece gözü kara değil, çok da yakışıklı. Hatta çok cool. Sence de öyle değil mi? Yasemin, senin işin gücün yok mu? Yani sabahtan beri boş boş konuşuyorsun. Hem de şu durumdayken. Ya tamam canım, niye kızıyorsun ki? Sen özlemiştin beş kardeşi galiba. Ya ama bir de böyle... Çok ilginç bakıyordu sana, hayran hayran sanki. Yasemin. Ya tamam tamam ama öyle bakıyordu. Yeter ama Yasemin, şimdi daha önemli meselelerimiz var. Babam Koray'la seni hazmedemiyor. Bir de mahallede dedikodu çıkmış, siz kaçtınız diye. E bir süre dolanacak tabii. Kim çıkarttı ki bu dedikoduyu? Funda. Tabii ya. Başka kim olabilir ki? Ama ben bunun hesabını sorarım. Sen bırak şimdi Funda'yı. Bu Koray'la aranızda ne oldu? Nasıl tanıştınız onu anlat bana. Yani babamla seni nasıl barıştıracağımızı düşünmemiz lazım. Ve benim çok acelem var, işe gitmem gerekiyor. Evet, dinliyorum. Demir, Necati Beyler aradı mı? Yok, gelmediler. Demir, bir şey mi oldu? Dalgın gibisin. Ben Necati Beyler geldim diye sormadım. Aradılar mı diye sordum. Ha öyle mi? Pardon, yanlış anlamışım. Aradı, konuştuk. Bir sıkıntı yok. Sen iyi misin? Hiç normal görünmüyorsun. Ya aslında bir sıkıntı var ama... Kolay gelsin. Gel Leyla, hoş geldin. Geç otur. Ben aslında Demir Bey'e bakmıştım. Burada olduğunu söylediler. Demir, ne diyordun? Necati Beylerle bir toplantı mı ayarlasak? Yakında bütçenin son halini vermemiz gerekecek. Olur. Sen ayarla, ben sana uyarım. Tamam. Bu muydu? Başka bir şey yok yani, değil mi? Ömer Bey, istediğiniz dosyayı getirdim. Alev Hanım'a söyle odama gelsin. Alev Hanım bugün gelmedi. Ne demek gelmedi? Bilmiyorum efendim. Tamam, çıkabilirsin.
Bizi bir Yasemin görmemişti, o da oldu. Bir şey mi oldu? Alo, bir sorun mu var? Yok, yani kötü bir şey olmadı. Ha, ben bir an öyle sandım. Neden aradın? Yasemin seni gördü ya. Kim olduğunu sordu. Sen ne cevap verdin? Yani patronumu dedim. Ne diyebilirim ki? Yani evet. Ben senin patronunum. Başka ne sordu? Onları nasıl kurtardığını. Yerlerini nereden öğrendiğini. Yani ben bir şeyler söyledim ama bilmiyorum. İnşallah inanmıştır. Sorgulamaz çok fazla, merak etme. Yani ciddi bir badire atlattı. Peki başka bir şey sordu mu? Ya da söyledi mi? Abla ya, patronun çok cesur bir adam. Görmeliydin. Bir diklendi Koray'ın babasına. Hiç gözünü kırpmadan attı silahın önüne kendini. Hiç korkmadı biliyor musun? Yani sadece gözü kara değil, çok da yakışıklı. Hatta çok cool. Sence de öyle değil mi? Başka bir şey demedi mi? Yo, demedi. Ne diyebilir ki? Yani sustun ya. Hani benim hakkımda sana bir şey mi dedi? Onları nasıl kurtardığını anlattı. Ha, öyle mi? Kendini tehlikeye atmışsın. Silahın önüne. Yok, sadece çok korktu. Abartıyor. Ama ben de duydum silahın sesini. Hem elin... Yani sen de gördün sonuçta. Bir şey olmadı, küçük bir sıyrık. Ama olabilirdi. Bazen olacakların önüne istesek de geçemeyiz. Neyse. Ben aslında seni şey için aramıştım. Ne için? Şimdi Yasemin seni gördü ya. Evet. Yani en azından bir süre buralarda hiç görünmesen iyi olur. Tamam. Nasıl istersen. Yani şimdi Yasemin'in gördüğünü babam da görebilir. Yani öyle olursa benim için, bizim için çok kötü olur. Tamam. Ben bundan sonra daha dikkatli olurum. Teşekkürler. Sizin. Bir de şurayı imzalar mısınız? Tabii. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Zehra Hanım'a. Niye isim yazmıyor ki? En iyisi Alev Hanım'a vermek. Aa! Ay, kime gelmiş bu? Ay bu devirde hala mektup yazanlar da var, ne güzel ayol. Aa, Zehra kızıma gelmiş. Sen işine bak, ben gelince veririm ona. Alev Hanım, Alev Hanım. Zehra Hanım'a isimsiz bir mektup geldi. Öyle mi? E hani nerede? Cevriye Hanım elimden aldı. Bu kadın iyice haddini aştı. Kendini bu evin sahibi zannediyor. Görgüsüz işte, ne olacak? Kuru kakit, ne olacak? Alo? Alev, sen neredesin? Hı? Ofiste de yoksun. Ömer, evdeyim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Biraz dinleneyim, iyi olursam gelirim. Geçmiş olsun da Alev. Böyle durumlarda haber verirsen sevinirim. Nazan, kulaklarını aç, beni iyi dinle. Zehra gelmeden o mektubu Cevriye'den alacaksın. Tamam Alev Hanım. Ben sana ne yapacağımı bilirim.
Koray ne yaptı acaba? Geceyi nasıl geçirdi? Kalacak yeri de yoktu. Alo Yasemin, nasılsın? Koray, nasılsın? Ben iyiyim, merak etme. Funda birlikte kaçtığımızı söylemiş. Tüm mahalle bu dedikoduyla çalkalanıyor. Babamı yolda çevirip sormuşlar. Bu yüzden babam benimle hiç konuşmuyor. Yüzüme bile bakmıyor. Yasemin üzülme lütfen. Bak baban seni canından çok seviyor. Benim ustam merhametlidir. Affeder. Bak ben diyorum ki hani senin şu yanlış biberli dolman var ya. Ondan yap götür babana. Ustam dayanamaz o lezzeti. Affeder mi diyorsun? Affeder tabii ya. Affetmez olur mu hiç? Babamı gördükten sonra seni de görsem olur mu? Nasıl olduğunu görmeden içim rahat etmez. Öğleden sonra görüşebiliriz. Seni seviyorum. Ben de seni. İçtiniz mi? Hayır, sizi bekliyorduk Cevriye Hanım. Ha Nazancığım, şöyle hepimize bol köpüklü bir kahve yap. Olur mu güzel kızım? Ama böyle sağa sola koştururken, hani başka işlerle uğraşırken o köpükleri dökmeyesin sakın. Tabii. Ha, yanına da şöyle bir bardak su koy. Soğuk olsun. Tabii Cevriye Hanım. Harareti alır değil mi ay parçası? Ah, Zehra'ya mektup gelmiş dünürüm ama odalarına girmek şimdi ayıp olur diye ben de gelmelerini bekliyorum. Zehra'nın arkadaşları da kendisi gibi müzelik anlaşılan. Biz mektupla büyüdük. Mektubun duygusu, keyfi bambaşkadır. Ay, ağzımdan aldın dünürüm. Evet, biz mektupla büyüdük. Ah, o zamanlar o satırlar var ya, altın değerinde kıymetliydi bizim için. Selamında, sabahında, vedasının da tadı bambaşkaydı. Bu devirde de böyle mektuplaşmayı görünce takdire şayan buluyorum vallahi. Helal olsun. Ben en son ne zaman mektup yazdım, inanın hatırlamıyorum. Çocuktum herhalde. Ay dünürüm, ben ilk kocamla bol bol mektuplaşırdım. Ay böyle postacıyı kapıda camda beklerdim ayol. Hala da saklıyorum. Ay Cevriye Hanım, ne çok anınız var böyle, anlat anlat bitmiyor. Hı. Baksanıza kimden gelmiş, merak ettim. Aa, kızım, bu Zehra'nın özeli yani, çok ayıp. Bakmadım bile. Özel mi? Ben hiç özel olduğunu falan düşünmüyorum. Zehra'ya sorsak söyler. Hadi bakın kimdenmiş, merak ettim doğrusu. Ha, madem Zehra'ya sorsan söylerdi, gelince sor söylesin kızım. E mi? Ben bir mutfağa bakayım dedim. Ali, müzelik derken neyi kastettin? Ay teyze, senlik bir şey değil canım yani. Bugün iki firmayla toplantınız var. İlki iki saat sonra Ömer Bey. Yasemin seni gördü ya. Kim olduğunu sordu. Sen ne cevap verdin? Ne diyebilirim ki? Patronum dedim tabii. Yani evet. Ben senin patronunum. Ömer Bey, ben sonra geleyim isterseniz. Ha yok. Sen toplantılardan önce bana bilgi verirsen iyi olur. Tamam. Baba.
Acıkmışsındır, sana yemek getirdim. Bak, biber dolması yaptım. Bu sefer yakmadım ama çok güzel oldu. Hazırlayayım mı? Baba. Hep böyle mi davranacaksın bana? Bakmayacak mısın yüzüme? Yemek masanın üstünde. Acıkınca yersin. Alo, Funda, seninle konuşmamız lazım. Tabii canım, ne zaman istersen. Pişkine bak ya, bir de hiçbir şey yapmamış gibi konuşuyor. Leyla, bak ben biliyorum hatalıyım ama... Hangi dosyada? Toplantıdan önce hemen düzeltelim. Dosyadan konuşmak istemediğimi sen de biliyorsun Leyla. Hatta bunlar böyle durursa... Bence sırası değil. Birazdan toplantıya gireceğiz. Ben şimdi konuşmam. Kolay gelsin. Zehra. Bir kahve molası verin. Canım, hoş geldin. Hoş geldin Zehra. Teşekkür ederiz. Zahmet ettin, sağ ol. Bu dördüncü Ömer'e galiba. Evet, evet, Ömer'e. Ben kahve içeriz diye düşünmüştüm. Demir Bey, Leyla Hanım, misafirleriniz geldi. Toplantı odasında sizi bekliyorlar. Tamam, sen misafirlerimize bir şeyler ikram et. Biz geliyoruz ama. Tamam Demir Bey. Daha vakit yok muydu? Zehracığım, kusura bakma. Olur mu, ne kusuru? Hadi çıkın siz. Siz de artık kahvelerinizi Ömer'le baş başa odasında içersiniz. Biz çıkalım. Hadi görüşürüz. Efendim Ayşe'cim? Nihat'cığım, ne zaman geleceksin? Asya evde olmadan bir an önce alalım. Yarım saat sonra orada olurum. Görüşürüz. Beni çağırtmışsın. Ayşe ile alışverişe gideceğiz. Bir an önce çıkmam lazım. Bu fiyatları kim değiştirdi? Senin belirlediğin fiyatlar. Bu fiyatlarla bu ihaleyi alacağımızı düşünüyorsan... Bu işi hala ve hiç öğrenmemişsin demektir. Ama bu fiyatlar değiştirilmiş ve benim bundan haberim yok. Öyle de olsa bu senin sorumluluğunda. Ne olup bittiğini bilmek zorundasın. Alev benden habersiz bu fiyatları değiştirmiş. Yine de bu senin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bunun hesabını bana değil Alev'e soracaksın. Şimdi çıkmam lazım, Ayşe bekliyor.
Zehra. Hayırdır? Selam. Ya ben Leyla'nın yanına gelmiştim ama toplantıya geçti o. Sen de Ömer'in yanına gidiyorsun. Müsaade edersen bunlar soğumadan. Tamam. İşin yoksa ben konağa gideceğim Ayşe'nin yanına. Seni de bırakabilirim. Yok. Ben Leyla'nın toplantıdan çıkmasını bekleyeceğim. Ama sağ ol yine de. Sözleşmeli evlilik gerçek aşka mı dönüşüyor? Pek yakında. Hoş geldin. Bir şey mi oldu? Yo. Konağa dönmeden bir Leyla'ya uğrayacaktım. Ama o toplantıya girmiş. Kahve getirdim. Kahve mi? Havuçlu mu bu? Evet, havuçlu. Otursana. Yasemin olanları anlattı. Onun için kendini tehlikeye atmışsın. Çok güzelmiş. Ben... silah sesini duyunca... Nereden aldın? Yani belli ki o adam karanlık biri. Başınıza daha kötüsü gelebilirdi. Neden bana söylemedin? Aslında ben söyleyecektim ama... Ama söylemedin. Yani en başından hepsini biliyordun. Fırsat vermedin ki. Ben mi fırsat vermedim? Yani karşındakini dinlemeyen sensin. Ben değil. Bak hala nereden aldığını söylemedin. Eğer bu bir sırsa söz veriyorum kimseye söylemeyeceğim. Hala dinlemiyorsun. Rahatsız etmek istemezdim ama... misafirlerimiz toplantıya katılacak mı diye soruyorlar. Elçiye zeval olmaz. Tamam Demir. Eğer beklersen konağa birlikte gidelim. Yok. Ben gideyim artık. Hiç gerek yok Zehra'cığım. Leyla'nın toplantısı bitti zaten. O da odasında şimdi. Tamam. İstersen akşam yemeğine Leyla'yı da çağıralım. Olur. Söyleyeyim ben. Demir sen de gelsene. Şöyle hep beraber güzel bir akşam yemeği yiyelim. Olur. Hem Tayfun da gelecek. Ya aklımdan çıkmış Ömer, kusura bakma. Benim daha önceden verilmiş bir sözüm var. Yani bu akşamlık beni affetseniz iyi olur. Peki, sen bilirsin. Neyse, benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Ben Leyla'ya haber vereyim. Canım ya çok merak ettim. Neden mi öyle bir şey yaptın? Neden Koray'la kaçtığım yalanını söyledin ha? Babamla aramı açtın sen benim. Benimle konuşmuyor, yüzüme bakmıyor. Sen benim arkadaşım değilsin. Bu arada biz Koray'la birbirimizi çok seviyoruz. Bizi kimse ayıramayacak. Bunu o kalın kafana sok. Konuşmamız lazım. Yasemin ve Koray'la ilgili.
Bitti artık Funda, bitti. Bırak artık işin peşini. Ne demek bitti ya? Onlara babası bile ayıramadı. Sen mi ayıracaksın? Beni bile arama, ha? Kendi iyiliğin için sen de bu meseleyi artık bırak. Yüzüme kapattı. Kahretsin ya! Sen ne arıyorsun buralarda? Bulabilirsem kendime göre kiralık bir eve bakıyorum teyzeciğim. Hı, nereden? Buralarda. Merkeze uzak olmasın yeterli benim için. Anladım. Bak ne diyeceğim. Bizim mahalle güzeldir, temizdir. Eğer buralarda oturmayı düşünürsen... Tabii ki. Neden olmasın? Tamam o zaman. O iş bende. Sağ ol. Ben buraların eskisiyim. Öyle mi? Evet. Çok eşim, ahbabım, dostum var çevremde. Allah'ın izniyle sana uygun güzel bir ev buluruz. Dur ben sana şimdi telefonumu bir yazayım. Heh. Bak şimdi. Bu benim telefon numaram. Hiç çekinme, beni ara. Yarın... yok ama yok yok. Ancak iki günde yerleşirim. En iyisi sen beni iki gün sonra ara. Tamam, muhakkak arayacağım. Hiç merak etmeyin. Tamam yavrum. Of of, insanın kendi memleketi gibisi de yok yani. Değil mi ya? Ya. Öyle, memleketimiz güzel. Halıcığım. Bismillah. Hadi gel odana gidelim. Ay kızım nasıl bir uyku çöktü. Aa. Kızım ben dur. Ay hiç hatırlatmıyorsun burada unuttun diye ama. Selam. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nereye böyle? Halamı odasına götürüyordum. Ha, tamam. Ben buradayım o zaman. Bekliyorum. Tamam canım. Ha Alev. Ömer bugün yeni fiyatları sordu. Ben de senin bir fikrin var dedim. E artık bir açıklama yaparsın. Hı hı. Evet yaparım. Bir daha bir değişiklik yapacağın zaman... Bir zahmet benimle de paylaş. Yoksa istemeden önüne alamayacağımız aksilikler çıkacak. Ben artık çıkayım. Bir saniye. Ne oldu? Küpen düştü. Teşekkürler. Ben takayım istersen. Ne
Ben artık gideyim. Hep böyle mi davranacaksın bana? Bakmayacak mısın yüzüme? Yemek masanın üstünde. Acıkınca yersin. Nerede kalıyorsun? Bir arkadaşımın yanında. Dışarıda kalıyorsun değil mi? Sana kalacak bir yer bulmamız lazım. Yasemin sen beni düşünme. Ben bulurum başımı sokacak bir yer. Asıl sen nasılsın? Babanla aranı nasıl düzelteceksin? Bilmiyorum. Bana daha önce hiç böyle davranmamıştı. Yüzüme bile bakmıyor. İstersen ben babanla konuşabilirim. Konuşsak da bir şey değişmeyecek. Yani bu onu daha da öfkelendirir. Hepsi benim yüzümden. Kendini suçlama. Bundan sonra ne yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünelim. Her şey düzelecek Yasemin. Bak göreceksin. Bir gün bütün bu yaşadıklarımız geride kalacak. Çok mutlu olacağız. Ustam bizi affedecek. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlayacak. Ben sana güveniyorum. Geç kalmayayım. Ben artık gideyim. Tamam. Geç kalma. Ben Cevriye'yi oyalarken sen de çaktırmadan mektubu alacaksın. Ama Alev Hanım, Cevriye Hanım cin gibi, yakalanırım, anlar. Geliyor. Ben oyalayacağım, sen de zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Cevriye Hanım. Ya sizin şu zayıflama çayınız vardı ya, ben de onu size nasıl yapıldığını soracaktım. Kendin için mi? Ay zaten kakite dönmüşsün, ay parçası yani şu hale bak. Şu ara çok yiyorum da dikkat etmek lazım. Yoksa bu gidişle kilo alacağım. Ha. İyi gel madem. Öğretivereyim mutfakta, gel.
de bu. Nereye koydu bu kadın bunu? İşte bu kadar. Bak kızım, önce zencefilleri atıyorsun. Ondan sonra papatya. Bu papatya sakinlik de veriyor insana. Bak. Bu sarı kantaron. Bu da bir raiya katı. Kızım sen beni dinlemiyor musun? Ha yok Cevriye Hanım, dinliyorum, dinliyorum. Ha. Ah kolay gelsin hanımlar. Oo neler yapıyorsunuz böyle? Çay yapıyorum, dönürüm. İster misin sen de? Aa, yok yok, ben işim var biraz. Hediyeciğim, akşam yemeğe misafirimiz var. Sana bir menü hazırladım. Birkaç eksik var. Ama Ökkeş bunları hemen alır. Ben Ökkeş'e vereyim bu listeyi. Tamam canım. Dönürüm. Kim geliyor akşama yemeğe? Aa, Tayfun ve Leyla. He. Ay parçası. Hadi gözün ardın ayol. Komisercim geliyormuş. Cevriye Hanım. Nazan, benim odamda yıkanması gereken havlular vardı. Onları yıkayabilir misin? Tabii Alev Hanım. Cevriye Hanım, çayımız olduğuna göre ben çayımı alayım gideyim. Çok teşekkür ederim, çok zahmet oldu size, sağ olun. Ay yarasın diyeceğim ama bu kuru ufenin de neresine yarayacaksın? Ay, tövbe tövbe yavrum. Değişik. Ne işin var burada? Hangi yüzle geldin? Usta. Ben... özür dilerim. Bana usta deme! Çık dükkandan. Çık! Ben... anahtarları getirmiştim usta. Bırak oraya. Usta. Yasemin'in hiçbir suçu yok. Bütün her şey benim yüzümden oldu.
Alev Hanım. Al. Kimse görmeden dök şunu. E hadi yine duruyorsun hadi. Ay Cevriye, korkulur senden. Ay parçasını ateş parçasına çevirdin ayol. Alev Hanım, Alev Hanım. Zehra Hanım'a isimsiz bir mektup geldi. Öyle mi? E hani nerede? Cevriye Hanım elimden aldı. Bu kadın iyice haddini aştı. Kendini bu evin sahibi zannediyor. Görgüsüz işte ne olacak? Kuru kakit ne olacak? Nazan kulaklarını aç beni iyi dinle. Zehra gelmeden o mektubu Cevriye'den alacaksın. Tamam Alev Hanım. Ay o fotoğrafı gördüğünde şu suratının halini görmeyi çok isterdim. Ama olsun bu da yeter. Buyurun Cevriye Hanım. Teşekkür ederim kızım. Ay parçası içti mi çayını? İçti sanırım. Ay parça, ben de Nazan'a soruyordum içti mi çayını diye. İçtin mi çayını? Hı hı. Evet. Ay bir tek çayla olmaz ama. Üstüne bir bardak da soğuk su içmen gerek. Ay. Al bakalım. Oh, afiyet olsun. Bir iş de becer be Nazan. Bir işi de becer. Demir, bir sorunun var ama hala söylemiyorsun. Yo, iyiyim ben. Sadece iş güç yordu biraz, o kadar. İş güç. Ömer Bey, ben hazırım. Demir, gelseydin çok iyi olurdu. Annem sürekli seni sorup duruyor. Size iyi eğlenceler. Ne de olsa başka bir konumuz daha var. Tayfun benim eksikliğimi hissettirmez.
Peki. Eğer fikrin değişirse bekleriz. Görüşürüz. Hale bak ya. Kim bilir kaç saat kapalı kaldı bu dükkan. Ne güzel. Cevap da vermiyoruz. Neredesin sen? Hı? Abim bitti. Karabatakçılık oynama sırası sana mı geldi? Oo, sana diyorum. Niye cevap vermiyorsun mesajlarıma? İşlerim var demek. Senin bu dükkandan daha önemli ne işin olabilir? Ben çok merak ettim. Bir de sana güvenip dükkan emanet ediyoruz. Madem o çıkkın namaz işlerin yüzünden bütün gün else yaptın. Dükkanın bugünkü bütün işlerini de sen hallediyorsun. Bana bak Beton. Sakın bir yere kaybolma. Bir saate buradayım. Burada göreceğim seni. Kiralık evi bulmak ne kadar zormuş. İki gündür ara bakmadık, yer kalmadı. Tayfun, neden bana söylemedin? Yani bizim ekip hallederdi. Tamam, ben ilgilenirim, hallederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Leyla'cığım, çok sevindim gelmeni. Uzun zaman oldu görüşmeli, özlemişim. Ya maalesef iş, güç, hastalık derken. Hoş geldiniz. Canım. Abi, bir de nabız yokluyordun Zehra kolyeyi beğendim diye. Evet, çok güzel, teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Ay ay, ben de bakacağım, dur bakayım. Ay ay, su damlasına da su damlası olurdu ama. Ay Ömer'cim, çok zevklisin tercihlerin konusunda. Çifte kumrular, sizi izlemek güzel ama ayakta kaldık. Hadi oturalım. Kusura bakmayın, benim telefona bakmam lazım. Aa, Zehra'cığım, bu bugün sana geldi. Yalnız bunun kıymetini bil, yani. Hepimiz merak ettik bu nostaljik arkadaşın kim diye. Evet, dinliyorum. Anlamadım. Söylediğim gibi Ömer Bey, Yener Kaplan intihar etmiş. Emin misiniz? Evet Ömer Bey.
Öldüm şimdi.